Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercan. Bugün ETS2'deyiz ve en sonunda çekicimizi aldık abi. Şöyle kapatalım. Çekicimizi en sonunda aldık. Şu anda gece biliyorum. Tanıtımını şimdi yapmayacağım. Yükü alıp yola koyulalım. Uyuyalım. Tanıtımını öyle yapacağım. Şu camı açayım şöyle. Bir aracı çalıştırayım hemen. Sesini de duyun. Işıklarını yakalım. Uzunları kapatalım. Gerek yok. Retarder'ı da kapatalım hemen. Güzel. Şimdi şöyle şurada. Yükümüz. Yükü nereden nereye götüreceğiz onu da söyleyelim. Hedefimiz Roma. Graz'dayım şu anda. Graz'dan alıp Roma'ya götüreceğim. Bakalım nasıl olacak. Graz'dan Roma'ya nasıl bir iş olacak göreceğiz bakalım. DAF çekicimizi aldık abi. DAF çekicimizi aldığımız için sıkıntı yok. Şöyle geri geri bir güzelce yanaşalım. Akıllı dorse sistemimiz açık, yani otomatik olarak şey yapmıyor. Tam hizalı girmemiz lazım. Süspansiyonu indirip kaldırmamız lazım. Dorseyi bağlayabiliriz. Evet, birinci şeyi takalım şimdi. Gündüz vakti göstereceğim arabanın içini dışını. Şu anda bir göstermeye gerek yok çünkü zaten karanlık. Gece sürmeyi de çok sevmiyorum. Ben hemen bir park yeri bulup uyuyacağım zaten, gece 1.40. Şöyle. Ama polizay ne yapıyorsun polizay? Abisi ben sinyal veriyorum ama ya. Ha abisi. Ben sinyal veriyorum ya, belki oradan geliyor. Oradan geliyorsun. Dönüyorsun. Benim yolumu kesiyorsun yani. Nasıl bir kurala uymadır ya? Benim yolumu kesiyorsun oradan gelip. Ben zaten hani sinyalimi vermişim. Döneceğim. Sözde polizay. Nerede polizay? Şu sabitleyiciyi de açalım da. Aa, bak park diyor. 54 olmasın tabii hızımız. Düş düş. Retarder araştırmadan düş. Tamam, döneriz. Sağa dönmekte bir sıkıntı yok da. Evet. Şöyle yavaşlayalım bir tık. Sağa dönün. Şu retarder'ı da göstermiş olduk size. Abi sıkıntı şu, gece sürmeyi sevmiyorum gerçekten. Yani biraz merkeze doğru gidiyoruz şu anda. Onda sıkıntı yok da ben çekiciyi gece sürmeyi sevmiyorum. Bak ışıkları falan güzel gözüküyor ama Düz ilerleyin. yok abi ya gece gerçekten bizlik değil gece. Bir tane indirelim retarderı. İmdatı da çektik. 15 saat 25 dakikalık bir yolumuz var. Bu teslimatı iki video şeklinde yapabilirim açıkçası. Çünkü bayağı uzun bir yolumuz var. Hani tek video gibi falan sıkıntı olabilir. Uzun olabilir bayağı. Yol uzun çünkü 15 saatlik bir teslimat. Bakalım Avusturya'dan İtalya'nın Roma kentine gideceğiz. Roma'ya, başkente gideceğiz. Nasıl bir teslimat olacak göreceğiz bakalım. Ne yapacağız? Ben en hızlı şekilde şuradan hemen bir Solda kalın ve dünya sonra haritasını sola açayım. dönün. Abi yakında bir şey var mı? Yani çok da uzak olmayan mesafelerde var tabi. Dinlenme tesisi var uzak olmayan yerlerde. Şöyle sola sinyalimizi verelim. Sola dönün. Tamam. Sola dönüş zaten şu an serbest. Araç falan yok. Gelen giden yok. Dinlenme tesisine uğramak istiyorum açıkçası. Sebebi de şu. Bak abi, benim bu arabada en çok sevdiğim şey şu göstergeler. Çok güzel. Dijital gösterge çok artı katıyor size oyunda. Hele böyle bir çekici sürüyorsanız farklı bir artı katıyor yani. Evet, hızımızı arttırabiliriz. Dijital göstergeden görüyorum abi. Şu ana kadar 914 km yol gitmişim mesela.
Küçük küçük. Gözün ağrımıyor, uğraşmıyorsun. Dijital gösterge candır ya. Düz ilerleyin. Evet, yine hız sınırımız var. Hız sınırına yakalanmayalım. Ceza yemeyelim durduk yere. Gereksiz yere ceza yemeyelim. Şimdi aracı size tanıtırım da kaç beygir, ne kadar güçlü falan. Garaja gideriz. Garajda tanıtırım aracı da. Evet. Bir şey yok. Devam edebilirim. Yoluma. Bu aracı DAF'ın çekicisi dediğim gibi şey aldım. Aldım üzerine yeni bir şanzıman, yeni bir motor ekledim. Aracı daha iyi yapmak için alırken, daha güçlendirmek için. Kabiliyetini, manevra kabiliyetini, hızını, ondan sonra yük taşıma kabiliyetini arttırdık aracın. Araç şimdi daha güçlü bir araç. Daha performanslı bir araç. Soldan devam. Evet, soldan araba geliyor. Onun geçmesini bekleyelim, tamam. Yani seviye, tecrübe puanı kazanıp seviye atladıkça zaten çekicinin özelliklerini de arttıracağım ben bu arada. O da var tabii ki, onu da unutmayalım. Çekicinin özelliklerini arttıracağım. Yeni özellikler elde etmeye çalışacağım. Evet, 500 metre sonra bir park alanımız var. Dinlenme tesisimiz var. Oraya girelim, aracı bir park edelim. Uyusun şoför. Şoför uyuduktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Zaten az kaldı, uyuması gerekecek. Şöyle bir tık yavaşlayayım da şöyle park alanına doğru bir sağ sinyal vererek yavaşça girelim. Yeni rota bulunuyor. Eyvallah, sıkıntı yok. Nedir? Tamam. Bak 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 bak. Bak, uyuduk. Çok güzel oldu. Şimdi dinlenmiş de olduk. Şurada yalnız bir şey söyleyeceğim. Yo. Ha, park alanına geldik de bizim tam bir uyumamız lazımdı ya. Niye uyuyamadım ben? Bir sesi de arttırayım şöyle. Heh, şimdi oldu. Tamam. Güzel. Şimdi sabah 11:49. Kapatıyorum. Şu ışığı da kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi arabanın içi şu şekilde. DAF'ın. Çekelim imdatı. Araç bir dursun. İşte arkadaşıyla poster yaptım. Fenerbahçeli bardağım, işte Tekir 2000 falan. Dijital ekran. Multimedyası. Gayet güzel. Dış görünüşüne de bakalım hemen. Arkada şu anda gözükmüyor belki yükten dolayı. Şurada DAF yazısı var hemen. Şöyle bir kupemiz var. Kabinimiz var. Ön tarafa şöyle ışıklar yaptım. Makyajlı bir aynalar var. Aynaları jilet gibi. Gayet güzel. Şimdi şu hareketi de yapacağım. Bir saniye. Tamam. Çalıştırdık. Şimdi bakın, süspansiyonu da kaldıracağım. Ön süspansiyonları kaldırdım. Arkaları biraz indiriyorum. Abi arkalar yok. Arkayı da kaldıralım. Basık olmasın. Basık olunca sevmiyorum ben. Yüksekti böyle, yaylana yaylana güzelce gidelim abi. Şimdi sıfırdan bir çalıştıracağım. Şu camı tam bir açayım. Biraz da ses vereyim. Size motor sesini dinlettirmek istiyorum. Çalışma sesini. Bir tık öyle olsun bu sefer. Güzel. İmdatı indirdim. Birinci vitesi aldım. Bak. Şunu bir şey alalım. Boşa alalım. Sese bak. Harf sesi çok iyi.
Ses çok iyi. Evet, şimdi kısabiliriz biraz. Şimdi artık adam gibi başladığımız yola devam ediyoruz. Şu teslimatımızı yapalım güzelce. Kaldığımız yerden devam. Sol taraf rahat geçebilirim. Abi sinyal verdim, araba yoktu. Bir anda araba çıktı ya. Çok değişik. Sinyal de veriyorum yani. Göreceksin, ben geçeceğim. Yavaşla. Yavaşlamıyordu adam. Neyse, çok da önemli değil yani. Onu kafaya takacak değiliz. Yükümüz var. Roma'ya gidiyorum. Kaç tondu? 22 tonluk bir yük var. Ağır da büyük yani. Hafif de büyük değil bu arada arkadaşlar. 22 ton. Ton ve çekici gayet iyi götürüyor şu anda. Yaklaşık 400 küsür beygirdi. Bu 320 beygirdi de ben motorunu değiştirerek 400 küsür beygir yaptım. Newton torkunu yükselttik zaten. Hani kapasitesi şu anda yüksek var bu aracın. Çekiş gücü falan bayağı iyi. Yine tabii şey olursa, hani seviye atladıkça, paramız da oldukça yükseltiriz. Yeni özellikler ekleriz bu çekiciye. Efendim. Var. Evet arkadaşlar. Bir küçük aradan sonra geri dönüş yaptım. Bazen her gün video atamıyorum, o yüzden kusura bakmayın. Gerçekten hani zaman olmuyor, iş güç derken falan. Zaman oldukça elimden geldiğince size video çekiyorum, onları montajlamaya çalışıyorum. Onları tekrar sisteme, yani YouTube'a yüklüyorum. YouTube'da lütfen videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben cam açık gidiyorum genelde. Şöyle kapatabiliriz de çok fazla sesle haşır neşir olmayalım, rahat rahat gidelim. Yol güzel. Yol gayet iyi. Zaten ne yazıyor? Klagenfurt. O taraftan bir işim yok benim. Ben İtalya'ya doğru gideceğim. Bakalım yol üzerinde Alp dağlarında da geçebiliriz belki. Hani varsa rotamızda. Ona bir bakmak lazım. Hatta bir bakalım isterseniz. Şöyle bir scrolllock'tan. Nerelerden gideceğiz? Bakın Venedik'e geçeceğiz. Venezia. Floransa'ya geçeceğiz. Oradan Terni, Roma yolundan şöyle Roma'yı da biraz geçiyoruz aşağı doğru. Ama olsun. Mesela şuralarda keşfedilebilir. Burada bayağı bir İtalya tarafına bir gidelim ya artık. Çizmeyi bir gezelim. Arkadaşlar kullandığım direksiyon Logitech G920. Shifter'ım yok. Videolar ne kadar hızlı tutarsa, ne kadar kanalımızda çabuk gelişirse shifter'ı alma, ondan sonra gibi işlemleri o kadar hızlı yaparım. O kadar hızlı olur. Daha iyi kamera elde ederiz ve bilgisayarı da daha iyileştirebilirim. Şu an için yeterli ama benim için bunlar. Bir shifter'a ihtiyacım var. Hani shifter'da tabii ki daha çok iyi oluyor. Videolar da daha iyi olur. Sonuçta daha güzel işler çıkabilir. DAF'ı ben sevdim bu arada. Ya bana kalırsa hani şey, ben DAF'ı sevdim, doğru, güzel. Yani DAF benim için iyi. Güzel gidiyor şu anda, sıkıntı yok. Bana kalırsa en iyisi abi ya Scania ya da Volvo'ya. Gerçekten hani bu ikisi ne hiç söz edilmez yani, bir şey denilmez bu ikisine. Ya Scania ya da Volvo. Alacaksan Scania Volvo ömürlük yani, o çekici bayağı uzun süre seni götürüyor, özellikle Volvo. Volvo candır yani. Ben ekranından dolayı, yapısından dolayı, fiziksel şartlarından dolayı DAF'ı ayrı bir sevdim. Orası ayrı mesele de. Ya bence Iveco'dan uzak durun, Renault'dan uzak durun. Mercedes iyidir, Renault'dan kesinlikle uzak durun. Araçları çünkü kötü gerçekten. Iveco'nun da araçları kötü. Şuna çarpmadan bir gidelim. Yolumuza devam edelim.
Avusturya'dan yavaş yavaş artık çıkmam lazım İtalya yolundan. İşte bak düz gitti İtalyan. Soldan devam. Tamam ben düz gideceğim. Şöyle havalı kornam bu da. Sesini duydunuz. Ya bazı arkadaşlar diyebilir. Hani direksiyonu keşke değiştirseydin. Bu orijinal direksiyonun. Hiç değiştirmek istemedim açıkçası ki orijinal direksiyon da güzel bence. Ben seviyorum. Farklı direksiyonlar tabii ki alınabilir. Hız sabitleyici mi açık? Abi ekranda hız sabitleyicisi bile gözüküyor arkadaşlar. Bakın şu tam 80 yazıyor. 80'in yanında bir işaret var. O hız sabitleyicisi oluyor. Açık olduğunu gösteriyor. Bunları gösteren bir ekranımız var. Ben açıkçası niye böyle bir çekici almayayım? Zaten bu kariyer serimde hani denk gelmişti bu çekici bana. Tek seferlik aldığım işten denk gelmişti. Evet. Borcumuzu da ödedik bugünlük. Kredi taksitimizi ödedik. 6600 TL. Günlük 6600 TL ödüyorum. Gerçi kazancımız iyi. Kazancım iyi şu anda. Çekiciyle. Bakalım kaç bin kilometre yapacağız. Nerelere gideceğiz bu çekiciyle. Ne kadar bizi idare edecek. Bakalım ilerleyen aşamalarda acaba bozulacak mı? Arıza verecek mi? Servise götürmem gerekecek mi? Mesela kaza yaptıkça belki performans azalacak. Servise gittikçe belki işlevi azalacak. Hissettirecek bunu yani. Kilometresi arttıkça da hissettirecek belki. Şu anda dönüş bir tık sıkıntı şuradan. Direksiyon bayağı sertleşiyor. Yan tarafı güzel yapmışlar. İşte dinlenme alanı orası. Aynı zamanda hani bir arıza durumunda aracı sağa çek. Orada bekle. Vay vay vay. km hız az değil ya, gerçekten az değil. Yol da çok uzun. 826 km'm var daha gitmem gereken. Bayağı uzak bir teslimat. Ama uzun teslimatları severim çünkü uğraştırmaz. Bir kere de teslimatını yaparsın. Bir kere de alırsın tüm paranı. Abi DAF güzel ya. Evet. Şu viyadükten geçince bir yavaşlayalım. Öyle gidelim yani. Bakalım. Nereye kadar gitmişiz? Ha, Klagenfurt'u geçmişiz. Artık Venedik yolundayız, İtalya yolundayız. Şuradan. Abi benzin istasyonlarını gönderdiği şeyleri göster. Sınır kapılarını göster bana. Mola yerlerini kesinlikle, servisleri kesinlikle göster. Hepsini göster ya. Haritada boş yer kalmasın. Göster hepsini. Şehir isimlerini göster. Heh, şunları göster ya haritamıza. Bak görelim nerede ne var ne yok. Bilelim yani. Sağımızda solumuzda ne var. Göstergedeki şu sol üstteki mavi çizgi benzini ifade ediyor. Benzinin ne kadar kaldığını gösteriyor. Mavi azaldıkça benzin de azalıyor. Mavi arttıkça benzin artıyor. Artıyor. Ya onun bile göstergede güzel bir şekli var. Yani küçücük böyle bir F yazmıyor, E yazmıyor. Gayet iyi yapmışlar onu. Bak şimdi burada bir tık yavaşlamak lazım. Çünkü şuradan geçebilirim.
Al ya, al ya, al ya. Retardör açmayı unuttuk abi. Kazaya sebebiyet verdik. Geç yavaşladı araba. Hadi sen git. Bana mı takıldın arkadaşım? Devam etsene yoluna. Heh, hadi git devam et. Zora soktun zaten beni ya. Yani kötü oldu bu tabii ki. Tabii ki kötü oldu. Hadi artık kontrollerimizi yapalım da devam edelim yolumuza. Retardörü açmayı hep unutuyorum. Ya tekene bastın ve retardörü de açacaksın ki arabayı çabuk yavaşlasın ya. Daha hızlı yavaşlasın, rahat yavaşlasın. Ne yapıyoruz? Önümüzdeki aracı çarpıyoruz. Kazaya sebebiyet veriyoruz. Arkadan vurunca zaten suçlu direkt ben oluyorum. Retardörü açmam lazım abi. Retardör önemli. Retardörü açmadan olmaz bu iş. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Gayet iyi. Ben okeyim abi. Hiç sıkıntı yok. Hızımız iyi. Performans güzel. Arabayı... Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden güzel güzel devam edelim. Evet. Sesi çok açmayacağım. Venedik'e doğru şöyle sağdan gidiliyormuş. Onu öğrendik. Abi 80'le araç güzel gidiyor şu anda. Tamam, sağa döneceğim. Sinyalimi verdim. Bir tık yavaşlayayım şöyle. Düz gidince nereye gidiyor? Trieste'ye gidiyormuş. On saat 54 dakikalık bir yolumuz var. 1222 kilometre yaptım şu anda. 22 tonluk bir ağırlık var arkada. 22 ton şu anda. Baya fazla, bakmayın sizin. Az bir yük değil bu çekici için. Çünkü bu wow güçte bir çekici değil elimdeki. Ben retarderi bir tık düşüreceğim. Sonra biraz arttırmak istiyorum. Şu retarderi biraz düşürelim. Araba bir tık yavaşlasın. Tamam, sonra hız sabitleyicimizi açarız. 80'e sabitleriz. Retarderi aktif kullanmak lazım. Retarderin ne amaçlı olduğunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Onu da anlatalım. Retarder nedir? Şimdi bak, retarder nedir biliyor musunuz? Retarder ağır vasıta araçlar, çekiciler, bu tarz ağır yük taşıyan, çok fazla yolcu taşıyan araçlarda normal frenler durdurmak için yetmez. Şimdi o yüzden bir çark sistemi vardır motorun içinde. Bu çark sistemi siz retarder açınca karterdeki yağ çark sisteminin içine dolar. Onun içine dolunca suyun şeyi vardır, çekim kuvveti vardır. Hani yüzeyel çekim dediğimiz şu viskozite mevzusu. Suyun o özelliği vardır ama mesela yağınki daha fazladır. Yoğunluğu daha fazladır. Orası yağda dolunca bu sefer o dönen çark yağdaki sürtünme kuvvetiyle birlikte yavaşlatır. Az daha yavaş dönmeye başlar. Bu şekilde araba yavaşlar. Retarder budur yani. Siz bunu arttırdıkça onun gücü ve seviyesi artar. O yüzden mesela ağır araçlarda karterde hani yağ boşalınca bir anda yağ azalma, artma mevzuları olabilir. Telfasa geldik zaten. Ondan dolayı çok şaşırmamak lazım. Çekicilerimize şöyle
Ben sağdan bir devam edeyim. Mesela bak. Sadece frenli değil. Şeyi de açtım. 101 TL ödemem lazımmış. Retardarı da açtığım için. Ödedim. Tamam. Hadi aç bana yolu. Gidelim. Retardarımızı da çok güzel kullandık orada. Araba güzelce yavaşladı. Tabii ama bunun için şanzımanız retardarlı bir şanzıman olmalı. Motorunuz. Retardarlı alırsanız ben 12 vites retardarlı aldım. Şu an için gayet memnunum gerçekten. Retardarda böyle bir şey hani kullanmak isterseniz çek mesela oyunun ayarlarında tuşları açarsanız orada birçok fonksiyon var. Bunları öğrenmek de gerçekten hani çekici sürmek gibi bir şey. Bunları bilmek gerekiyor bu araçları sürebilmek için iyi bir şekilde. Çünkü bu araçlar normal otomobiller gibi sürülmüyor. Bu arada söyleyeyim tır çekicileri. Bu arada tır diyoruz da biz tır bir marka aslında yani bu araçlar nasıl adı? Çekici. İşte halk arasında biz çocukluktan beri tır diye öğrendiğimiz için tır diyoruz. 1300 kilometre. Bayağı da yolumuz var ya şu anda. Gerçekten bayağı bir uzunmuş bu teslimat mevzusu. Ama sıkıntı yok. Ben her şekilde halledeceğim. Çünkü bu yol uzun ama bize bayağı para kazandıracak ki bakalım ne kadar kazandıracakmış. 58.000 TL kazandıracak bize. 58.000 TL güzel para şu an için. Ben Venezia yoluna doğru devam edeceğim. Çünkü dünya haritasına baktığımızda öyle gözüküyordu. Şu şeyleri bir de yapmış adamlar. Gayet güzel. Arkadaşlar yakında bir ATS2 serisine de başlayacağım. American Truck Simulator. Bakalım o nasıl olacak göreceğiz. Yok düz devam ediyormuşuz. Hep oradan Venezia'ya merkeze giriyoruz ama biz dümdüz devam edeceğiz. Tamam. Venedik'in merkezine girmeye gerek yok. Niye yolumuzu uzatalım, değil mi? Daha kısası varken. Her zaman gündüz sürüp gece dinlenme taraftarıyım. Zaten şu anda da büyük ihtimalle öyle olacak. Saat 6'ya geliyor oyunda tabii ki. 6'ya geldiği için de hani saat 12 gibi falan bir dinlenme tesisine uğrarız. Sonra yolumuza devam ederiz. Şuradan hemen ben retardarı da açayım. Araba yavaşlasın. Bizim geçiş noktamız şöyleymiş işte bak. Bir hata daha benden. Bunları düzeltmem lazım. Gerçekten bu hataları düzeltmek lazım. Retardarı kapatacağım. Çok fazla şöyle geçiş noktası var gerçekten. Şu haritaya bir bakalım. Nereye gelmişiz şimdi? Şuradan şuraya kadar geldik. Aslında bakarsak hani yolun belki de yarısı falan bitti şu anda hani. Yarısından biraz daha az bitti tabii ki de. Bayağı bir kısmını da geldik. 600 kilometre bir yolum var. Verona, Milano. Sağda kalın ve
ve sağdan çıkın. Tabii ki, evet. Sağdan bir çıkışımız var abi. Hemen çıkalım. Zaten şu yerlerde çok fazla hızlı gitmeyi sevmiyorum. 60 iyidir. Çünkü dönüş virajlar 22 ton büyük var. O yüzden de hani geç yavaşlıyor araba. O yükün ağırlığı zor yani. Porsche frenini falan da açmak lazım belki de. Belki de hani onları yapmadığım için de o kadar yavaşlamıyordur. Onları da yapmak gerekir. Tabii ki de yani dorsal frenini açıp ona göre işlemler yapmak gerekebilir. Şu an için gayet iyi. Şu klavyeyi şöyle, aman kendimi doğru çekeceğim. Kusura bakmayın. Klavyeyi ayarlarken bir sıkıntı oldu. Tamam. Yine aynı şey. Evet. Şu an gayet güzel abi. Yolumuzdayız. Yine ETS2'deyim. Bakalım gidelim gidebildiğimiz kadar. Ne kadar gideceğiz? Bugün de güzel bir hava var arkadaşlar. 570 kilometre yolum kaldı. Uzun mu? Uzun tabii. Ama artık tabii tecrübelendikçe bize oyun uzun mesafeli işler vermeye de başlıyor. En uzun mesafeli iş alana kadar devam. Kaç saatimiz kaldı? Bana diyor ki 22 saatim var işi teslim etmeye, ki her türlü teslim ederim. 22 saat içerisinde 10 kere teslim ederim. Zaten dinamo molasını da yapacağım. Onu da katarak hesaplıyorum. 10 kere teslim ederim yani. 22 saat az bir süre değil. Ama daha dinlenme molama var. Bologna yolundayım zaten şu an. Düz gidince Bologna yoluymuş. Bir scroll log'dan bir daha bakalım neredeyiz. Aynen Bologna yolundayız. Bak nerelere geçeceğiz. Abi Bologna'nın yanından geçeceğiz. Bologna'dan sonra ben Floransa yolunu takip edeceğim. Oradan da Roma yoluna doğru gideceğiz. Bologna, Floransa, Roma. Önemli. Önemli şehirler. Ya her araçta mesela şu dijital multimedya yok. Yani navigasyonu göremiyoruz her araçta. O bir tık sıkıntı. Ondan sonra adam son model, belki son model bir çekici satıyor. İyi bir model çekici satıyor oyunda. Ama içinde şu multimedya yok. Şöyle dijital göstergesi yok. Ama sonuçta dijitalleşme çağındayız ya. Artık şunların hepsinin hologramik falan olması lazım yani. Actros burada yapmış. Aynasız çekici. Kamerayla aynasız çekici yapıyor adamlar. Biz hala bazı markalar multimedya koymuyorlar. Şu retarderi de indirelim de biraz yavaşlatsın. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz şu anda. Saat 38 dakikası var yolun. Uzun bir süresi var. Yani. Evet. Şu sinyali kapatayım. 46 lira ödedim geçiş için. İyi fiyat aslında 46 liraya. 7,5 saatlik yolumuz var. 510 kilometre. Bir saniye arkadaşlar. Çok hızlıca bakalım. Evet daha var. Süresine oyunun. Videonun dakikasını kaçırmak istemediğim için bakıyorum.
Hani belli bir sürenin üzerinde olmasın istiyorum yani. Sıkmasın sizi de. Belli dakikada olsun ki video işe yarasın. İnsanlar da sıkılmasınlar belli bir süreden sonra. Soldan devam edin. Şimdi boş sola geçebilirim artık. Yine bir kontrol noktası var. Bu kontrol noktaları gerçekten beni sıktı artık ya. Kaç tane kontrol noktası var? Yeterleri indirdik. İmdatını da sevdim. Gayet sevdim. İmdatı da güzel arabanın. Hiçbir sıkıntısı yok gerçekten. Şöyle tespihimizi de alalım. Teşbihim refah. Sağdan devam edin. Milano yoluna frenzi. Frenze. Milano yoluna doğru sağdan devam ediyorum. Şuradan Milano, Roma'ya doğru gidiyoruz işte. Orta İtalya'ya, Roma'ya doğru yol alıyoruz şu anda. Soldan devam edin. Şu anda bir şey yok oyunda, sadece şu olay var. Bir yoğunluk yok trafik olarak. O mevzu var. Onun dışında bir sorunumuz yok. Yani trafik yoğunluğu yok şu anda. Saat kaç oldu? Saat 8. Aslında biraz yoğunluk olabilir şu sıralar ama yok yoğunluğumuz. Yine 6,5 saatim kaldı. Şu kadar mesafeden 6,5 saati düşürdük. O da gayet iyidir bence. 6,5 saatle gitmek harika bir şey. Yeter mi yakıt? Bence yeter. Bence yeter ama bir dahaki benzinlikte doldurulabilir tabii ki, o da var. Hep sol sinyalde olsun gözüm. Sinyal verince yani sol aynada olsun, sağ aynada olsun, aynalara bakmadan geçmemek lazım. Demin yaptığım o hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir yavaşlatalım arabamızı. Retarderde. Retarder, bak sadece retarderi açtım. Frene basmıyorum. Bakalım ne kadar sürede yavaşlayacak. Güzel yavaşladı. Şu şeyde park edelim. Şöyle yolun kenarına çekiciyi bıraktım. Retarderi kapatıyorum. El frenimi çektim. İmdatı çektim. Bugünlük videodan bu kadar arkadaşlar. Yolun kalan kısmını diğer videoda atacağım. Oradan devam edeceğiz. Bakalım kalan kısmında neler olacak. Başımıza neler gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.